Çok bilmiş anayasa profesörleri var. Filozoflar var. Ülkücü nutuklar atanlar var. Bu arkadaşlarımız, sizler, bizler, liderimiz Türkiye'yi karış karış dolaşıp Avant'ta hazırlanan bu ittifakın bölücü anayasası gündeme gelirse, gerekirse daha çıkarız diye haykıran bizler varken bunlardan bir tanesinin sesini duydunuz mu? O dönemki anayasaya itiraz etmeyenler şimdi anayasanın ilk dört maddesinin korunduğu, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün vazgeçilmezimizin yer aldığı, Türklük kavramının korunduğu, Türk milleti kavramının korunduğu, Türkiye'lik kavramının hiçbir şey ifade etmediğinin anlatıldığı, Türk'ün özünün yansıdığı anayasa teklifine hayır demeye başladı. Bunu yaparken de seni beni bir şahısı desteklemekle, bir siyasi partiyi desteklemekle suçlayacak kadar alçaklaştırır ve şerefsizleştirir. Değerli arkadaşlar, biz Türk milletinin bağrından çıktık. Türk milletinin sevgi ve güvenini kazandık. Yaşar Bey'in biraz önce geriye dönük anlattığı dönemde ağır bedeller ödedik. Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bünyesinden Cumhurbaşkanı çıkaramayacak mıyız biz? Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bünyesinden siyasi iktidar olamayacak mıyız biz? Niye kendimizi birilerini desteklemek gibi aciz, yeteneksiz, vasıfsız, özgüvenini kaybetmiş insanlar durumuna sokturuyoruz? Olanların bize ne fazlalığı var? Milliyetçi Ülkücü Hareket'in lideri, dürüst devlet adamı olarak göğsümüzü gere gere savunduğumuz liderimiz Cumhurbaşkanı olabilecek zihniyete, samimiyete, özgüvene sahip değil mi?